O abi burada. Şimdi mikrofonu versene bir arkaya. Abiyle bir tanışalım ya. Abi hoş geldin. Hepinize iyi akşamlar bütün konuklara. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Evet, sağ Trabzon'dan geldim. Trabzon'dan geldim. Evet. Ailenizle beraber mi geldin? Abi ben merak ettiklerimi bir sorayım mı? Merak ettiğimi sorabilir miyim? Buyurun. Gürcüce var mı sizde? Yok. Şimdi genelde Karadenizlilerin bir kısmı Gürcü var. Biz, sen de Gürcü müsün? Gürcüyüz, evet. O zaman sen de tercümanlık yapman gerekirdi. Niye yapmadın ki? Bu konu bana kalmasın da hani. Kalmasın. Ben niye yapmadıma kalmasın da. Şimdi Sayın Beyazıt Bey. Evet, estağfurullah. Şota Arçil kardeşler bizim, yani Trabzon'un bilhassa ve Türkiye'nin göz bebekleridir, evlatlarıdır. Kesinlikle. Çok seviyoruz. Bunlar Trabzon'a 1993-94 yılı sezonunda transferini yaptık. Biraz da benim emeğim var. Ve ailece onların yanında oldum ta ki bugüne kadar. Bu kadar tercümen ederken tabii yemeği var. Neyi bu kadar tercümen etti bir her yerde bize yardımcı oldu. Tabii hayat, olmaz. Gerçekten tercüme etmiş ama evet. Şimdi bu çocuklar 6 ay oynadıktan sonra Trabzon'a tekrar geldiler. Faruk Özak başkanımız sayesinde sağ olsun. Evet. Geldiler. Aston Villa maçı oynanacak. Bunları ben böyle sivil kıyafetli gelmişlerdi. Sahanın kenarında bir koşturdum. Taraftara bir tanıttım. Yani geldiler. Çok büyük bir tezahürat vardı. Sevgi vardı. Tabii bunu duyan bütün ulusal ve yerel basınlar sürekli bizi bunların yanına gelerek bunları röportaj yapmak istediler. Evet. Şimdi bizim de bir kendisi de çok iyi bilir. Şunu konuşurdu. Alaaddin Bey derdi. Ben Türkçe konuşuyorum fakat acaba karşımdakiler anlıyor mu diye ben bunu tereddüt ediyorum. Fakat seninle kalp dendi olsa gözle anlaşıyoruz. Bir yerel basından bir arkadaş geldi. Abi dedi bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii dedim. Ha bir dakika dedim kendisine bir sorayım. Sordum dedi ki biz anlamayız. Sen yardımcı olursan olur dedim. Ben Gürcem yok. Hiç yok. Ama Türkçe mükemmel. Türkçe mükemmel. Öyle diyelim olsun. Yaşım da bu arada 63. Maşallah. 20 yıl önceki durum evet. 20, nazar etmiyor yani tamam. Evet. 20 yıl oldu. Tam 1995 yılı oluyor. Çok az zamanımız kabul kaldı bu arada. Tabii kabul, evet. Kabul etti Şota röportajı. Mikrofonu bana tutuyor. Dikkat edin. Bana tutuyor. Ona tutuyor. Ya şimdi ben burada tercüman mıyım yoksa muhabir mi de var, bir suç var? Anlamıyorum ben şimdi. Yani ben Türkçe'ye çeviriyorsam niye hem ona tutuyor hem bana tutuyor? Dikkat edin. Bir dakika. Siz de o anda şaşırıyorsunuz yani. Şaşırmamak elde değil ki zaten. Evet. Ben bilmiyorum. Bana Şota söylüyor, ben hemen kavruyorum bana göre. Türkçe tercüme ediyorum. Ne oldu? Çok mu komik geldi Beyazıt Bey? Bu güzel, bu güzel. Çok mu komikti? Bir dakika, evet. Siz Şota'ya sorunca siz Allah ben de anlıyorum ya. Hani bir anda kavradığınızı düşündünüz yani. Evet, fakat şu var. Gerçek, bilhassa Gürcüler diyeceğim ama Şota'nın ailesinde gördüm ve kendisinde. İnanılmaz derecede kavrama kabiliyeti var. Kesinlikle. Hemen, anında. Bak, zaten bugün değil ki, geldiğinden beri aynı Türkçeyi konuşuyor yani. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Hepinize ağzınıza iyi akşamlar. Trabzon'a sevgiler. Bir dakika. 10'u alacağım. Alacağım, hiç rahatsız olmayın. Tamam, 10'u alacağım çünkü reklamlara gitmek zorundayız. Şimdi reklamlara gideceğiz ama senin kıyafet başka bir parçaya göre. Sen onu arka tarafta artık halledeceksin. Bir şekilde halledeceğiz. Dönüşte bakalım ne yapacağız? Hangi parçayla geleceğiz bakacağız. Beyaz Show reklamlardan sonra kaldığı yerden devam edecek efendim. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.